15 Temmuz'u anlayamayanlar daha darbe girişiminin ilk saatlerinde Ankara'yı bombalayan bizden olamaz diyerek Anadolu şehirlerinden Ankara'ya sel olup akan bu milletin evlatlarını anlayamaz. 15 Temmuz'u anlayamayanlar Allah devlete, millete zeval vermesin diyen ağzı dualı annelerimizi anlayamaz. 15 Temmuz'u anlayamayanlar bu milletin çapulcuya, çakala, cuntacıya eyvallah etmeyen soylu duruşunu anlayamaz. 15 Temmuz'u anlayamayanlar varlığımızı, şehit gazilerimize borçlu olduğumuzu anlayamaz. Allah'ın izniyle 15 Temmuz direnişini lekelemeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Canıyla imtihan edilip imtihandan geçen milletimizin irfanını ölçmeye 15 Temmuz'a kontrollü darbe iftirası atan gafillerin kıratı yetmez. 15 Temmuz'un sulandırılmasına ne biz ne de milletimiz izin vermeyecektir. Türkiye var oldukça 15 Temmuz destanımız bir zafer şarkısı gibi dilden dile aktarılmaya devam edecektir. Aziz milletim, sevgili İstanbullular, vatan şairimiz merhum Namık Kemal, amalimiz, efkarımız, istikbali vatandır demiştir. Bizim de emelimiz, fikrimiz ve gayemiz her karış toprağında bir şehit yatan vatanımızın ikbali, milletimizin istikbalidir. Bu anlayışla son 21 yılda her alanda tarihi nitelikte reformlar yaptık. Sayısız esere, yatırıma, projeye, icraata imza attık. Demokrasimizin üzerindeki vesayet gölgesini hamdolsun biz kaldırdık. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilk defa sandık aracılığıyla yönetim sistemimizi değiştirme başarısı gösterdik. Sivil iradeyi tüm unsurlarıyla hakim kılarak Türkiye'yi siyasi istikrarsızlık, sosyal kaos ve darbe girdamından kurtarmış olduk. Bu hamlelerimizin meyvelerini pek çok alanda topladık, topluyoruz. Ülkemiz ayağına vurulan prangaları söküp attıkça çıkarlarını daha güçlü savunmaya, hakkını daha dirayetli bir şekilde aramaya başladı. Ordumuz, emniyet teşkilatımız, mülkiye ve adliye teşkilatlarımız FETÖ'cü hainlerden temizlendikçe asli görevlerini daha iyi yapar hale geldi. Terörle mücadelemiz Cudi'de, Gavar'da, Tendürek'te, Bester Deresi'nde, sınır ötesinde çok daha güçlü bir şekilde devam ediyor. Suriye'ye yönelik harekatlarımızla ülkemizi terör koridoruyla çevreleme planlarını boşa çıkardık. Bölücü terör örgütü mensupları başlarını kaldırdıkları anda devletimizin demir yumruğunu tepelerine tepelerine indiriyoruz. Ama dikkat edin, birileri de Kandil'den destek arıyor. Ne diyor? Biz Bay Bay Kemal'in yanındayız diyor. Ya millet senin yanında olmadıktan sonra avucunu yalarsın. Biz milletimizle yürüyoruz, onlar Kandil'le yürüyor. İşte aramızdaki fark bu. Devletimizin tüm diplomatik, siyasi, adli ve istihbari imkanlarını kullanarak FETÖ'cülere dünyayı dar ediyoruz. Dünyanın birçok ülkesinde eğitim kurumu kılıfı altında faaliyet gösteren fitne yuvalarının kapatılmasını veya Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesini sağladık. Firari durumdaki
yüzden fazla örgüt mensubunun yargılanmak üzere ülkemize iadesini gerçekleştirdik. Örgütün mahrem yapılanmasını deşifre etmeye yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor. Dost ve kardeş ülkeler başta olmak üzere bu örgütün gerçek yüzünü fark edip FETÖ'ye karşı tedbir alan devletlerin sayısı günden güne artıyor. Son olarak NATO zirvesinde FETÖ ile birlikte diğer terör örgütlerine karşı tavizsiz duruşumuzu bir kez daha ifade ettik. NATO liderler zirvesini izlediniz değil mi? Oradaki havayı gördünüz değil mi? Şimdi ben sizden günün bu saatinde, bu güzel yerde, Beylerbeyi Stadyumunda şöyle ellerimizi kaldıralım. Buradan hep birlikte Türkiye'ye televizyon ekranlarından seslenelim. Hazır mıyız? Hazır. Tek millet. Tek bayrak. Tek vatan. Tek vatan. Tek devlet. Tek devlet. Bir olacağız. Bir olacağız. İri olacağız. Bir olacağız. Diri olacağız. Bir olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Maşallah. Sağ olun. Var olun. Tüm şehitlerimizin ruhlarına El Fatiha. Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca aktın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Ve 15 Temmuz şehitlerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız. Sayın Cumhurbaşkanım. Genel Başkan Yardımcılarımızı sahneye davet ediyoruz. Cumhur İttifakı'nın Sayın Genel Başkanlarını sahneye davet ediyorum. Buyurun. Kahramanları. Demokrasi darbeyi.